Bismillahirrahmanirrahim. Yeni sabah başlıyoruz. Evet. Bir hareket yok mu? Diyeceksiniz ki Yusuf Bey fazla bir şey olmuyor ben. Tık tık. Sen burnunu uzatır uzatmaz. Veya odamda otururken yapılan bazı teknik günde çekiyorum. Çünkü bu şeyler 24 saat her gün oluyordu. Bir bölüm izleyemiyorduk video olarak. Bir müzik dinleyemiyorduk. Bir televizyon seyredemiyorduk. Bir odaya giremiyorduk anında havlamalar. Tıkırtımızı duyar duymaz. Çekiyorum çünkü kim biliyoruz. Arkasında var. Gördüğünüz şeyleri 24 saat her gün çekiyorduk biz. Ta ki kamera elde edinceye kadar. Sonra uzaklaşmaya başladılar. Çeke çeke. Bok yığınlarını, sineklerini, her şeyi çeke çeke, çeke çeke geri çekildiler. Her hareketlerini çekeceğim. 5 vakit namazıma geliyordular kıbleme. Şimdi seyrek, tam ezan vakti, tam zamanında pat, kim faili biliyoruz, tıkırtımızı duyan kim, baştan beri belli etti kim bu şeytanların başını çekiyor. Evet, bu şeyler çekilecek, ibret olsun diye geleceğim. Evet, böyle güç göstererek, dünkü gibi söylüyorum, kur köpekliği nerede hiç gelmiyor, anında damlıyor. Kim onu tetiklediği belli. Bu sabah tahminen bir şey olmayacak. Olursa güç gösterisi için olacak. Evet, kahvemizi bitirdik. Burnumuzu uzatır uzatmaz bir şey olmadı. Sonrasında da olmadı. Şimdi çaya geçiyoruz. Evet, çaya başlıyoruz ve bir haram işe bak yani. 5 vakit namazlı evimize tek bir çalıntı haram sokmayan babamı haramzade ettiler, rahmetli babamı. Size bir şey söyleyeyim. Mesela Ayasofya Camisi'nde ölür ölmez yeni hayvanlar. Onlar haram. Bit bile parazit. Haram onlar. Öbür taraftan bu acı gerçeği gerçekle yüzleşeceksiniz. Bekleyin görün, ben de bekleyenlerdenim. O laf ettik ki anında. Toksoplazmalı kakadırı kedisi. Evet. Bu hayvanlar haramdır camilerinizde. Çünkü onları oraya yerleştiren, yetiştirenler yan taraftan gördüğüm gibi sülalece iksamsıdır. Evet, aynen öyle ben.
camilerde nereye sıçacaklar bu hayvanlar? Milletin namaz kıldığı ağaç varsa onun dibine. Bazen merdivenin ortasına basıp içeriye sürüklesinler diye. Bazen gizli bölmelere, bazen kıbleye, secde ettiğin yere sinekler ele veriyor. Haram budur. Evet, dur lan, çaya çıktık be. Yok mu bir tane? Dünkü gibi göndersene tekrar. Temizlikçi gelir burayı süpür. Köpeğin nerede? Köpeği de geldi şaşmaz. Bu sesini kapatıyor. Arabalara saldırırken. Neredesin lan? Sırada kim var? Bahçeye girmedi bu sefer. Allah razı olsun. O köpeğin pisliklerini kaldırıyor musun? Süpürüyor musun? Veya diğer gördüğün sokaktakileri? Yoksa hayır, onlar akıp yağmurla içme suyuna karışacak. Sakın gelme lan buraya köpekçik. Adım gibi biliyordum geleceğini. Masum davranıyor şimdi. Nereden biliyordum? Gelen kedizden işaret ol. Her zamanki olay. Ekipman. Evet, başka yok mu? Evet, başka kağıt atıldı. Hey, üst taraf. Çöp poşetin yok mu? Burası çöplük değil. Evimizin önü. Evet, namazıma yapılan ve diğer eylemlere bakılınca diyorum ki bu zalimlerin derhal icabına bakın. Yoksa üzerinize zebaniler gelecek mi? Alak suresi müjdeliyor. Tahminen bu hayvanlara özel ve sahiplerine özel. Yeni bir surat, yeni bir köpek. Bir savunum gelecek. Yepyeni bir surat, köpekli sakin, mahalle sakini. Hücre evine yerleşmiş, buradan geçecek. Bizi de takıntılı gösterecek, çünkü çekiyoruz. Kimse kusura bakmasın, hepsi gelip karşımıza sıçıyordular. Panjur falan açmıyorduk, görmeyelim diye. Havlamalar patlatıyordular tam penceremin dışında. Bir şey seyretmeme, bir şey dinlememe izin vermiyordular. 24 saat eskiden. Ya kedi naraları, penceremin dışında takılanlar,
Ya köpekle dışarıya çıkmıyorum diye beni gaza getirmek için havlatmalar. 24 saat dinmiyordu. Artık bu şeyleri yönetene Deccal falan diyemiyoruz, korkuyoruz. Çünkü anında Doğancılardan ifadeye gel kapımıza Bay Mustafa. Sürekli değişiyor bu hayvan sahipleri gibi. Bu seferki Mustafa. Tabii onlar emir kulu, daha üst yerde emir veren. Konuşa konuşa kar yağdırdık, kar yağıyor. Evet, tekrar tekrar uyarıyorum. Bu zalimlerin kökünü kazıyım. Evet, yöntem bu. Ey, sen balkonda oturuyorsun, önünden geçireceğiz yeni bir asker. Kurt köpeklerimiz de geldi. Önümden geçecek. Defile. Geç kaldın, kurt köpekli. Burnumu uzatır uzatmaz damlamadın. Öteki yeni çıkanlar dışarıya çıkar çıkmaz pat karşımla belirleniyor stalkingleri durmadan. Evet, bazıları ta nerelerden gelip Ataköylü falan, Ataşehirli. Ta nerelerde karşılaştım buraya uğrayanları. Öbür Avrupa yakasına bile. Çünkü gördüğüm suratı ben unutmam. Gördüğüm köpeği de öyle. Gelmişler bana masum oynayacaklar, masumca geziyorlar. Sanki bilmiyoruz, görmedik eski eylemlerini. Boka boğuyordular evimin etrafını, pencerenin önünü. Burayı 24 saat. Gelmiş bana masum oynayacak. Geçiyor. En son eylemi burada ben marketten gelirken stalkingle karşımda köpeğini salmış. Köpeği pat 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 etrafında koşturuyor. Korkutmak için yine kar yağdırdık. Bu sefer epey yağıyor. Evet, bunların yaptıkları unutulur, yenilir, yutulur şeyden değil. Bu zalimleri bakın, kediler koşturuyor kar yağarken. Şu karşıdaki apartmanın köşesinden hiç dinmiyorlar. Aynı şeyi burada yapıyorlar. Bütün bu sokak hayvanların icabına bakılmalı. Hayvan sahiplerinin de. Çünkü bütün bu hayvanlar tasmalı tasmasız Akbaba'nın silahı. Evet, yeter takıntılı olduk. Çayımız bitti. Kapatıyoruz. Başka şeylere odaklanalım. Evet, Bay Deccal, kapatıyoruz. Seyrettikten sonra eylemlerini bekleriz. Evet, kurt köpek
diye bak, bu sefer buradan gelmedi. Buradan geliyor. Yolunu uzattı. Bu da belirtiyor ki bunlar hala devam edecektir ben.